Lider Haber ekranlarından herkese merhabalar. Ben Eylül Ayça Karakuş. Hayatın İçinden programıyla bu hafta da sizlerle birlikteyiz. Evet sevgili izleyiciler, bu hafta yine sağlığı konuşacağız. Sağlıktan sonra da edebiyata değineceğiz. Bugün Antalya'mızın çok değerli doktorlarından, değerli dermatoloji doktorumuz Nevzat Akyar bizlerle birlikte olacak. Kitapları var. Kendisi hem yazar, hem şair, hem de çok değerli bir doktorumuz. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? Çok teşekkür ederim. Sizler nasılsınız? Çok teşekkür ediyorum. Ben de çok iyiyim. Sizin gibi değerli birini bugün konuk ettiğim için de ayrıca çok mutluyum. Öncelikle bir hekimsiniz. Evet. Onun yanı sıra da çok değerli kitaplarınız var, imzanızı attığınız. Ama onun öncesinde Nevzat Akyar'ı bir tanıyabilir miyiz? Ben Antalyalıyım. Deri ve yüzeysel hastalıklar uzmanı, yani dermatoloji uzmanı dediğimiz. Antalya Eğitim Araştırma Hastanesi'nde çalışıyorum. Evliyim. İki çocuğum var. Hekimlik haricinde kendimi yıllardır yazmaya, gerek şiir olsun, gerek kısa hikayeler olsun, yazmaya adadım diyebilirim. Bu da bir nevi kendimizin, iç dünyamızın ifade edilmesi şeklinde kısaca tanımlayabilirim. Beni de davet ettiğiniz için ben de çok teşekkür ediyorum. Kendimi biraz daha tanıtmak, biraz daha halleşmek, dertleşmek babından güzel bir program olacağını inanıyorum. Evet, ben de şimdiden değerli izleyicilerimize buradan bunun mesajını vermek istiyorum. Bugün hem sağlığı hem de edebiyatı konuşacağız. Evet. Aslında bir farkındalık oluşturacağımıza da inanıyorum. Ama onun öncesinde biraz sağlık üzerine konuşmak istiyorum. Evet. Biliyorsunuz günümüz insanların maalesef artık 7'den 70'e herkes hasta. Maalesef, evet. Herkes evet. Hasta. Bunların nedenleri nedir? Ama onun öncesinde uzmanlığınıza bir değinmek istiyorum. Dermatoloji nedir? Az önce söylediğiniz ama biraz daha açacak olursak. Dermatoloji vücudumuzu saran en büyük organ olan derimizin her türlü gerek içsel gerekse dış sebeplerle kaynaklı hastalıklarının yönetilmesi, tedavi edilmesi, sağaltılması diyebileceğimiz bir branş. Burada derinin kendine ait hastalıkları olabileceği gibi bir takım iç hastalıklarının yansıması da olabilir. Bunlar da bizim konumuza giriyor. Özellikle son yıllarda kozmetik uygulamalar, onlar da bizim konumuza giriyor. Biz bu hastalıkları tedavi ediyoruz. Antalya özelinde düşünürsek bir takım fiziksel etkiler, mesela en önemlisi güneş. Onun etkileri, güneşin derimizi yıpratmasından işte kanserojen etkilere kadar bir dizi etkisi var. Yani faydası olduğu kadar D vitamini yönünden ama zararlı etkileri de var. Bunların yönetilmesi, tedavisi. Tedavisinden de önce aslında derimizle barışık olmak, derimizi korumak, yıpranmasını önleyebildiğimiz ölçüde önlemek, gerek fiziksel etkilerden gerekse içsel etkilerden önlemek için. Bunlara çalışıyoruz. Bu branştır dermatoloji uzmanlığı. Başka da ne diyebilirim? Ben hemen şöyle bir virgül koyayım o zaman, diğer sorumu sorayım. Türk halkı, biz Türk toplumu derisine, tenine iyi bakıyor mu? Çok iyi bakmıyoruz. Neden? Tenimize. Neden? Ya da nasıl iyi bakılır? Dönemsel olarak yani yaş grubuna göre iyi bakmama olayı değişiyor. Mesela 15-16 yaşındaki ergenlik dönemindeki gençler, erkek olsun, kız olsun, haddinden fazla kozmetik uygulamalar, makyajlar yaparak cildini yıpratıyor. Evet. Ya da tam tersine güneşten hiç korunmayarak, ki bu her yaşta geçerli aslında, hiç korunmayarak derisinin korunan insanlara göre daha erken yıllarda yıpranmasına, lekelenmesine, yaşlanmasına, kırışmasına sebep oluyor. Yani şimdi denizimiz var, kumsalımız var ama sağlığımız da var. Burada bir denge kurmak zorundayız. O dengeyi kuramadığımız zaman derimizde istemediğimiz sonuçlar oluyor. Ondan sonra da dediğiniz gibi toplumun Çoğu hasta. Sorunları çıkıyor. Şimdi öncelikle az önce değindiğiniz konu çok önemli. Biz kadınlar için. Daha çok, evet. Günlük yaşantımızda özellikle çalışan bir kadınsa tabii ki biraz daha makyaj yapmak zorunda kalıyoruz. Ama evde tabii bir de bizim çocuklarımız var. Evet. Annelerini örnek alan kız çocuklarımız var. İşte annesi gibi olmak isteyen çocuklarımız var. Çoğu çocuk ya da çoğu anne diyor ki ya diyor işte yapsın çocuğum önemli değil diyor. Ama kullanılan kozmetik ürünleri bile ciddi anlamda zararlı olan ürünler var maalesef. Evet. Onaylı satılmayan ürünlerimiz de var.
Çocuk makyaj yapıyor ve belli bir zaman sonra artık çocuk aynada sürekli o yüzü gördüğü zaman gerçek yüzünü tanımadığı hale geliyor. Doğru evet, mu? Evet. Ve ondan sonra ciltte bir takım işte güneş lekeleri de buna dahil olmak üzere evet. ciltte bir takım sıkıntılar oluşuyor. Evet. Bunu önlemek için sanırım en öncelik olan şey bilinçli olmak. Mutlaka bilinçli. Her, yani sağlığın her konusunda olduğu gibi o konuda da bilinçli olmak gerekiyor. Şimdi güneşe hassas beyaz tenli bir insanın güneşten korunmayarak çıkmasın nasıl parantez açayım bronz ten hani genç güzel dinç hissi onu elde etmek isterken bu sefer istenmedik lekeler erken kırışıklıklar güneş yanıkları yanık sonrası lekeler olabilir veya ergen dönemindeki kişiler cildi zaten yağlı uygun olmayan kozmetikler daha yağlı makyaj malzemeler o da var tabii ki. Hani yağ içerikli, koyu sıvağlı kremleri yüzüne sürerek yüzünde bir takım yani küçük olan bir sivilceyi devasa bir kist haline getirebiliyor. Bu sefer o kronikleşiyor. Tedavisi daha zor oluyor. Bunun yanı sıra dünyanın trendi aşırı obezite, düzensiz beslenme, kilo alma, bu cilt altı yağ dokusunu kalınlaştırdığı için bu da bir takım sorunlara yol açıyor. Bunun en hafif zararı sivilce olması, akne dediğimiz. Ama daha şiddetli mesela bayanlarda özellikle hormon dengesinin bozulması, cilt altı yağ dokusunun kalınlaşması, kıllanma, tüylenme gibi istenmeyen etkiler. Hatta insülin direnci, bakın olay deriden genel sağlığa giriyor. Birbirine zincirleme gitti. Şeker hastası olma ihtimali gibi onlara da sebep olabiliyor. Burada bilinçli olmak, derimizi tanımak, yaşadığımız yeri bilmek, tanımak. O coğrafya ya da o coğrafyaya göre uygun yaşamak. Nasıl ki Erzurum'daki bir insanla Antalya'daki bir insan farklı fiziksel etkilere maruz olduğunu biliyoruz. O zaman ona göre yaşamak zorundayız. Onu bilmek zorundayız. Onu yaparsak biraz daha sağlığımız korumuş oluruz. Hekime gitme sıklığımızı azaltmış oluruz. Peki ben hemen aknelere ve siyah noktalara değinmek istiyorum. Evet. Özellikle ergenlik döneminde çocuklarımızda işte alnında, bu göz altında bir yerlerde çıkıyor. Anne dayanamıyor, gel çocuğum onu bir sıkayım. Evet. Doğru mu? Değil. Yanlış. Öncelikle onun sebebi, siyah noktaların sebebi derideki ölü doku, çevre kirliliği, cildin yağı gibi bir takım maddelerin birikmesi. Bir ağacın tohumu gibi düşünün. Sivilce için önce bir siyah nokta. Bu bazen beyaz nokta da olabilir kapalı. Komedon dediğimiz olayın olması. Burada birinci tedavi bir kere sık yüz yıkaması, yüz temizliği. Yüz temizliği çok önemli. Ondan sonraki aşamada bir takım deriyi peeling yapan, soyan, temizlik yapan, adeta bizim yapamadığımız temizliği ilaç etkisiyle yapan bir takım onaylı tabii Sağlık Bakanlığı onaylı ruhsatlı bir takım ürünler. Bunlar iltihaplanmışsa doktorun seçimine göre değişik antibiyotikler gerek dışarıdan gerekse ağızdan kullanılan antibiyotiklerle onların geçmesi gerekiyor. Şimdi dediğiniz özel o konuya geçersek o komedonların, siyah noktaların kişinin kendisi veya aile birileri tarafından sıkılması evet o siyah noktayı o an için çıkarabilir. Ama çıkarması demek o olayın altını temizlemiyor. Bittiği demek manasına gelmediği gibi o yağ bezinin ağzını, iç kısmını tahriş ederek ikinci problemlere, daha büyük bir sivilceyle geri dönmesine sebep olabilir. Onun yolu yöntemi bir takım ilaçlar ve ondan önce de yüz temizliği. Ben bütün hastalarıma, sivilceyle gelen bütün hastalarıma ilk sorduğum soru şudur. Eylül Hanım, yüzünü yıkıyor musun? Kaç kere yıkıyorsun? Arada yıkıyorum. İlk sorun budur. İlk tedavi de yüz yıkamaktır. Yüzünü güzel yıkacağız. Yüz yıkamaktan kastımız sabah uyandık, normal elimizi yüzümüzü yıkadık. Evet. O değil mi? Bir tanesi o. Diğeri? Ama bir kere yetmez. Çünkü akşama kadar dışarıdayız. Mesela gün içinde en az 2 veya 3 sefer yüzü suyla yıkamaya alışmak. Duru suyla? Duru suyla. Eğer ergen dönemindeyseniz veya makyajlıysanız akşamları mutlaka temizlemek. Gençler için yüzü bir sabunlu suyla, bir akne sabunuyla veya normal bir sabunla, basit de olsa bir sabunla yıkamak. Bu önemli, yüz yıkamak. Çünkü gün boyunca bütün çevre kirliliği, egzoz gazları, etraftaki sigara dumanları, kimyasal maddeler bunlar cildimizi yıpratıyor. Artı derimizdeki ölü dokunun dökülmesi, o dökülüyor normalde. Onun uzaklaşması için nasıl ki şöyle düşünün, haftada 2 kez yıkamazsak çok affedersiniz kokuyoruz değil mi? Evet.
O zaman saçlarımız bile yağlanıyor. Evet, yüzümüzü de belli periyotlarla yıkamak zorundayız. Evet. Peki dediğiniz gibi Antalya'da yaşıyoruz evet. ve deniz mevsimi, evet. havuz mevsimi açıldı artık bizler için. Doğru güneşlenme saat aralığını sizden alabilir miyim? Doğru güneşlenme ve güneşe maruz kalma, daha doğrusu şunu söyleyelim aslında. Yanlış olan zamandan bahsedelim. Hı hı. Doğru zaman çok geniş. Gece de olabilir mesela. Hı hı. Ama yanlış olan güneşin dik geldiği saat 11 ile 16 arası. 11 ile 16. Mümkün olduğu kadar güneşte maruz kalmamak gerekiyor. Bu sadece denizde değil, dışarıda da. Dışarıda. Kalmak zorundaysanız, kalıyorsanız ve teniniz açık tenli, çillenmeye müsaitse o zaman bir güneş koruyucular kullanmak zorundayız. Havuzlarda özellikle apartman havuzlarında şöyle bir problem var. Klordan kaynaklı. Klor bir tanesi. Hı hı. Daha çok şu, güvenli bir ortam, güvenlik var, dışarıdan gelen çıkan yok, bütün çocuklar orada, anne baba, anne rahat, akşama kadar evet. havuzdan çıkmasın çocuk. O çocuk yıpranıyor, güneşten korunmuyor. Su da cildi kırıştırıyor değil mi? Çıktığımız yani zaman o, bile... Şöyle, suda fazla kalma sonucunda derinin üst tabakasının fazla su çekmesiyle alakalı bir kırışıklık, kalıcı geçici, bir şey değil, o geçici. Yani bir nevi ödem oluyor. Ama asıl orada güneş, güneşin etkisi. Akşama kadar ailelerin de biraz burada sorumluluk alması gerekiyor. Çocuk evden çıksın da rahat etsin de ben de keyfimi saldım bakayım. Saldım çayıra. Öyle olmaması gerekiyor. Özellikle çocuklarda zaten yıpranma. Bakın insanlar 60-70 yaşında mesela Allah korusun ciltte bir takım olumsuz etkilerle karşılaşıyorlar. Cilt kanseri gibi ama aslında derinin yıpranması ve o günlerin... İlk başlangıcı ergenlikten önceki çocukluk yanıkları, çocuk güneşe çok maruziyet onun sebebi oluyor. Ona dikkat etmek ona gerekiyor dikkat tabii. Etmek güneş gerekiyor. Büyük bir nimet. Evet. Antalya'mız için yani dünyanın en güzel şehrinde yaşıyoruz. Ama onunla dostluğumuzu dengeli tutmak zorundayız. Peki cilt kanseri dediniz. Çok da önemli bir yere değindiniz. Cilt kanserinin en büyük belirtisi nedir? Ciltte iyileşmeyen ya da ilaç kullanmaya rağmen inat eden, tekrarlayan yaralar, herhangi bir beninizde alışılmadık bir şekilde büyüme, renginde değişme, sınırlarında düzensizlik olması gibi belirtiler. Yani üç tane temel belirti. Üç temel belirti onlar. Yani iyileşmeyen yaralar, düzensiz bir büyüme, renk değişikliği bunlardır. Şey gereği yani yerimiz evet güneş çok olan bir yer ama ırksal olarak çok açık tenli olmamamız yine de bizim için bir avantaj aslında. Burada özellikle çok açık tenli, renkli gözlü olan vatandaşların daha çok dikkat etmesi gerekiyor. Onlar biraz daha aday. Çok şükür ki Türk toplumunda o kadar fazla çok fazla değil. Sarışın böyle beyaz tenli çok güzel insanlar değiliz ya. O yüzden koruyoruz biraz. Neyse ki ben esmer güzeliyim. Güzel. Evet. Şöyle, cilt kanseri olan biri, yani cilt kanserine yakalanan biri size geldiği zaman da uygun şekilde hemen tabii doktoruna başvurduğu zaman tedavisi de var. Elbette. Korkmaya da gerek yok. Önemli olan o teşhisin doğru zamanda tedbirli konulması. Tedbirli olmak, erken tanı koymak, ihmal etmemek, kulağının üstüne yatmamak, bunu ciddiye almak. Çünkü bir takım cilt kanserleri ağrı, sancı, hiçbir şey yapmaz. Evet. Kişiler bundan aldanır daha çok. Bana bir zararı bana yok. Bir zararı ama o tabii aylar geçtikçe tedavisi zorlaşır. Öyle. Evet. Şimdi kitaplarınıza geçeceğim ama kitaplarınıza geçmeden mesleğinizle ilgili son kez şöyle bir derleme toparlama yapmak istiyorum. Pandemi gibi çok zor bir süreçten geçtik. Siz doktorlar olarak buradan tüm sağlık sektöründe çalışan tüm doktorlarımızı, hemşirelerimizi, emek veren herkese de sevgi ve saygılarımızı gönderelim. Ciddi anlamda çok zorlu süreçten geçtiniz. Yine o savaşın önünde olan kişiler sizlerdiniz. Şöyle bir şey var. Şimdi maalesef artık günümüzde herkes patlama noktasında. Herkes şiddete çok açık yani her an herkes hemen bir sopasını kaldırıyor. Ve yine maalesef üzülerek söylüyorum ki bir hastanenin çatısı altında sağlıkçıya, bir doktora, hemşireye, sağlık görevlisine de şiddetler çok çok arttı. Bunun sebepleri tabii ki hiçbir şiddetin haklı sebebi olamaz ama
Neden sağlık sektöründe bu kadar artık hastalar, insanlar neden bu kadar karşıdaki kişiyi düşmanı olarak görüyor? Yani sizlerden bahsediyorum. Sebebi bunun ne? Sebebi çok çok fazla sebebi var. Bir tanesi kanunlardaki caydırıcılık özelliğinin olmaması. Bir takım siyasi söylemler. İnsanlar arasındaki iletişimin bozulması, sosyal medya, sosyal medyada fren tutmayan söylemler, bunların olması. Ama en önemlisi insanlarımızın, yani genel bir toplumsal bir bozulma var aslında. Karşılıklı iletişimimiz bozuldu, birbirimize saygımız azaldı. Vatandaşlarımız belki bu diyeceğim şeye gücenebilirler ama mesela doktora kolay ulaşmak güzel bir şey. Evet. Doktora kolay ulaşmak güzel bir şey ama doktora kolay ulaşmanın karşılığı doktora şiddet veya omuz atma hakkı vermemeli. Evet. Siz nasıl ki bir karakola gittiğiniz zaman, bir polise, mahkemeye gittiğiniz zaman oradaki en üst seviyedeki hakimi vazgeçtik, bir katibe, kimseye omuz atamazsınız. Orada yasalar onları koruyor çünkü. Bizi koruyan yasalar pek yok. Bir de Türk toplumu veya bütün dünyada belki de böyledir. Hastadır, ne yaparsa haklıdır mantığı. Bu yanlış bir mantık. Özellikle ülkemizde yani insanlar emeklerini veriyorlar. Gece gündüz nöbet tutuyorlar. Hemşiresi, doktoru, sağlık memuru. Ve o insanlar orada o hastaya bir fayda vermek için gayret gösteriyorlar. En ufak bir olumsuzlukta bu olumsuzluk hastane şartlarından olabilir. Hastanın hastalığının zorluğundan olabilir. Kendi ihmalinden kaynaklanmış olabilir. Bunun karşılığını hekimden çıkartıyor. Mesela ben şeyi biliyorum. Bir diş hekim arkadaş yani dişinizi galiba fırçalamıyorsunuz. Fazla fırçalamıyorsun ki bunun en doğal hakkı hastasına söylemek yönünden. Bunu o söyleyecek zaten. O söyleyecek. İşte sana ne yani? Sen dişimi yap. Ha şimdi bu garip bir mantık yani. Ama en önemlisi kanunların yetersiz olması. Evet. Sağlıkçının korunmaması. Ve insanların hastadır, ne yaparsa haklıdır. Ne diyeyim bunun felsefesinin topluma sirayet etmiş olması. Evet. Bunu da düzeltecek olan büyüklerimiz. Bizler için gerçekten aslında çok değerli ve kıymetlisiniz. Çünkü ben en basitinden, şimdi sosyal medya o kadar çok artık hayatımızın içine sindi ki, normalde işte uygulamamı açtığım an bir doktorun yapmış olduğu bir ameliyattan bir görüntüyü görüyorum. Ya da artık girdiğimiz zaman internete bir ameliyat nasıl olur diye izleyebiliyoruz. Ben onu izlerken içim kaldırmıyor. Ah diyorum, mah diyorum, tüh diyorum. Ama oradaki o ameliyat başındaki insan onunla cebelleşiyor ve oradaki tabii ki önceliği hasta. Hastanın iyilik değerleri. Tabii ki hastanın ve hastanın yakınları tarafından baktığın zaman onlar için de kolay değil. Stresli bir bekleyiş, zor bir süreç. Ama işte hastayı kaybedildiği zaman ya da ne bileyim hastanın ameliyat sonrası komplikasyonları iyi gitmediğinde ben şuna çok şahit olmuşluğum var. Yapmış olduğum meslekten dolayı da çok fazla röportaj yaptığım için hasta iyiken kötü olduğu zaman daha bir saat önce iyiydi. Ne yapmadığınızda hasta mı kötü oldu? Böyle bir şey yok diyor. Yani biz Allah değiliz. Evet tabii. En büyük sıkıntı sanırım bizim insanlarımızda bu. Benim hastam iki saat önce iyiydi. Şimdi ne oldu da neyi ihmal ettiniz de benim hastam kötü oldu ya da yoğun bakımda. Bu algıyı sanırım bizim biraz kendi iç dünyamızda yerleştirmemiz gerekiyor. Mutlaka şimdi hasta yakınlarının stresli olması, hastanın ameliyata girmeden, tedavi girmeden kapıda stresli olması son derece normal. Normal değil mi? Bir sıkıntımız var ki oraya geliyoruz. Ama bir sıkıntımız var ki oraya geliyoruz. O sıkıntıyı çözmeye çalışıyor karşıdaki insan. Ama dediğiniz gibi hekim Allah değil yani. Evet. Şimdi hekime güvenemeyeceğiz. Kim güveneceğiz? Kime yaptıracağız o ameliyatımızı? O tedavimizi kime yaptıracağız? Yani çeşmemizi su tesisatçısına yaptırırız değil mi? Elektrikçiye. Sağlığımızı da hekime yaptıracağız. Evet. Sağlıkçı yaptıracağız. Aynen öyle. Evet, sağlıkla ilgili sizin söylemek istediğiniz sözleriniz varsa alayım. Daha sonrasında ben sizin çok değerli kitaplarınıza geçmek istiyorum.
Sağlıktan çok konuşuyoruz, kitaplara geçelim. Kitaplara geçelim. Evet sevgili izleyiciler, bugün hem sağlığa hem de edebiyata, şiirlere yer vereceğiz dedik. Değerli doktorumuzun çok değerli, birbirinden değerli kitapları var. Öykü kitabı, şiir kitabı var. Nevzat Akyar, Nar şiir kitabı. Evet. Biraz şiirden bahsedelim mi? Arka kapağında da bir yazı var, izninizle okumak istiyorum tabii kısa. Eylül'dür, dökülür saçları dünyanın. Toprağa karışır ne varsa yaşamın kıyısında. Heves ve gülüşten öte bir hazla ölüm, bir müjde gibi tepinir durur kapımda. Eşiğini yoklar da durur, ne kadar yalnız varsa. Ve kalabalıksa gidenleri, biten bir yaz kadar yalnızdır aşkın kıyısında. Sahiller ve boşalan yazlıklar, kullanılmış biletler kampanya çekilişleri, dökülür perdesi her Eylül dünyamızın. Her akşamüstü, biraz daha erken solan gökyüzü ve erken uçan kuşlar yuvalarına. Eylül'ü görünce hemen bir okumak istedim. Evet, ben de hiç aklıma gelmemişti ama tam size uygun oldu. Evet. Eylül Hanım'a. O Eylül şiirim Dergah Dergisi'nde, ki Dergah Dergisi en uzun soluklu edebiyat dergilerinden bir tanesidir. Orada yayınlanan bir şiirim. Ben de ondan bir parçayı arkasına almışım. Evet. İlk kitabınız? İlk kitabım Kemenkeş. 2000 yılında şiir kitabım. Şöyle gösterelim. Biraz daha gençlik şiirleri, biraz daha duygusal, lirik, üniversite yıllarında yazdığım şiirlerden oluşuyor. İlk onu yayınlamıştım kendi imkanlarımla. Evet. Şimdi yazana neden yazdın denilmez de evet. Şöyle bir parantez açarak bunu şu şekilde sormak istiyorum size. Az önce mesleğinizin zorluklarından bahsettik. Evet. Çalışma şartlarınızdan bahsettik. Yazı yazmanın da ne kadar zor, zahmetli bir süreç olduğunu kendimden biliyorum. Gerçekten bir doğum yapmış kadar insana ter döktürür. Nevzat Akyar, neden doktorluğunun, hekimliğinin, uzmanlığının yanı sıra kaleme kağıda sarıldı? Şimdi hekimlik birçok meslekten çok daha fazla her seviyedeki insanla aynı şekilde iletişime geçilen bir meslek. Yani hasta karşımıza geldiği zaman hastanın multimilyoner, çok zengin, çok sosyetik bir insan olmasıyla bir gariban bir vatandaş olması arasında hastalığının ciddiyeti yönünden bizim için hiçbir fark yoktur. Yani egzama onda da olabilir, onda da olabilir. Kanser onda da olabilir, onda da olabilir. Biz hepsinde belli bir iletişim içindeyiz. Ve her hastadan bize bir duygu geçer. O bizde bir şeyler yaratır. Bir şeyler hissettirir. Biraz aslında şiirden daha genel olarak sanata bakarsak, sanat içimizde olan bir güzelliği görsel olarak heykel, resim, ne bileyim müzik veya kelimelere dökerek içimizden dışarıya, karşımızdakine sunma ameliyesi aslında sanat. Herhalde biz de çok etkileniyoruz ki içimizdeki duyguları, normal konuşma diliyle söyleyemeyeceğimiz şeyleri çıkartmak için şiir yazıyoruz. Seviyoruz da. Ama neden? Neden şiir? Bilmiyoruz neden yani. Bu benim iletişim dilim. Normal yolla anlatamadığım şeyleri anlatma yolum, yöntemim. Ondan şiir yazıyorum. Kendinizi de illaki dinlendiriyorsunuz yazarken. Dinlendiriyoruz da mutlaka. Bir nevi deşarj olma yöntemi. Şöyle söyleyeyim. Ben bir şiir bitirip içime sindiği zaman, şiirimi yazdığım zaman o bana 3 ay bir terapi gibi gelir. Ben o her yerde o şiiri okurum. Arabada okurum. Sevdiklerimi okurum, bir arkadaş ortamında okurum, bir dergiye gönderirim, onun sayılarını beklerim, yayınlanacak mı, yayınlanmayacak mı, kim beğenecek, beğenmeyecek, işte üstadlar, acemiler ne diyecekler filan. O beni 3 ay dünya şey yapar, terapi gibi gelir bana, antidepresan almışım gibi. Kendi kendinize motivasyon ediyorsun. Kendi kendinize motivasyon, tabii ki motivasyon. Şifalanma yolu diyeyim yani. Çok da güzel. Şöyle de bir şey var. İzleyicilerimle de hemen paylaşmak istiyorum. Nevzat Bey'in yanında aslında bir de defteri var. Hani kara kaplı defter değil mi? Evet. Şöyle az önce elindeydi ama ben hani belki herhangi bir şeylerin notunu alıyordur diye düşünmüştüm. Çok enteresan. Artık dijital dünyadayız ya. Ona şiirlerini yazıyormuş. Daha sonrasında Word'e aktarıyor.
evet. aktardığını söyledi. Bu aslında çok azınlıkta kaldı. Ben de hani sürekli yazma taraftarıyım ama açıkçası sizin gibi muntazamlı düzenli bir defterim yok, itiraf edeyim. Ben daha böyle gelişigüzel kara düzen. Bu da sizin çok disiplinli ve işinize yani... Yok yok, aslında yok. O kadar değil. Benim de hani bir tane defterim yok. Çok defterim vardır çok benim. Çok mu? Ama yazıyorsunuz vardır. Ona. Şöyle övünerek söyleyeyim. Yazım güzeldir benim. Evet, rahmetli, İnci gibi de yazmış gerçekten. Rahmetli babam öğretmendi. Bizim kalem tutuşumuzdan yazmamıza kadar kendisi de çok güzel yazardı. Biz el yazısıyla biraz büyüdük. Yani el yazısı mecbur değildi okullarda ama el yazısı diye bir ders vardı. Ben şimdi normal yazı ve el yazısını karışık yazarım. Severim de yazı yazmayı çok. Reçetelerim de güzeldir. Hastalar normal şaşırır hatta. Normal doktor yazısı ya nasıl okundu? Benim yazım okundu gerçekten. Ama şimdi şöyle. Mesela bir şiir yazıyorsunuz. Her şiir her zaman %100 olmuş gibi çıkmaz. Evet. Ona rütuş gerekir. Oturmadığı yerler oluyor. Oturmadığı yerler olur. Ben önce onu bir normal kağıda yazarım. Üzerine biraz bazı şiirlerde aylarca, bazılarında günlerce çalışırım. Tekrar bakarım. Olduğuna inandığım zaman kara kaplı defter yazarım ve bilgisayara aktarırım. Şimdi bilgisayar ortamı tabii ki güzel ama defteri seviyorum ya ben. Garantici çünkü. Yok ya, yani Koç burcu çok garantici değildir ama severim defteri yazmayı. Yani seviyorum, bilmiyorum. Ama ya. Şey şöyle, gerçekten çok severek yazıyorsunuz. Öylesine değil. Hani bir de şey, yanımda bulunsun. Evlatlarınız gibi değil evet, mi? Evet. Yani gerçekten kitap öyle bir doğru. şey. Aslında yazmış olduğunuz şiirin de şiirlerin seslendirmesini de yapıyorsunuz. Evet. Birazdan zaten Nevzat Bey'in bir de klibi var, bir şiir var. Evet. Onu da ekrana sizler için vereceğiz. Onu bir verelim mi? Onun üzerine çok konuşalım sevinirim. Mı? Tabii. O zaman rejiden bir rica edersem Nevzat Akyar'a ait bir şiir ve klibi var. O klibini bir izleyelim. Daha sonrasında tekrardan kitaplar üzerine konuşalım.
Evet sevgili izleyiciler, değerli yazarımız Nevzat Akyar'ın kaleminden, yüreğinden, sesinden evet. bir şiiri dinlemiş oldunuz. Nar kitabından Evlere Şenlik şiirini. Evet. Bu klibi biraz öyküsünü anlatır mısınız? Çok da güzel olmuş, emeklerinize sağlık. Antalya'da çekildi sanırım. Antalya'da Lara Sahili, biraz Konyaaltı, orada çektik. 2007 yılında aslında, bayağı oldu. Çok eski. Çok eski. O dönemler bir yerel Antalya kanalında haftalık şiir programı yapıyorum. Sağ olsun televizyonda çalışan, şimdi İstanbul'da yönetmen olan sevgili Kayhan Başoğlu ve Fethi Delikanlı kardeşleri. Buradan teşekkür ve minnetle anıyorum onları. Selamlarımızı iletelim. Evet, onların gayreti ve beni cesaretlendirmesiyle yapılan bir klip. Tamamen amatör şartlarda benim arabaya işte birkaç kıyafet doldurup gittik Lara tarafına, Adonis Park şey tarafına. Şey mi? Buyurun. Bir günde mi çekilen bir şey? Bir gün. Bir gün de değil. Yani bir öğleden sonra. Çektik. Seslendirmesini de benim arabamın içinde yaptık. Gerçekten. O anki imkanlarla. Arabanın içinde, araba işte ses izolasyonu, sakin bir yere geçtik. Çok gürültü olmasın diye arabanın içine seslendirdik. Sonra bilgisayar üzerinde müzikle montaj yapıldı. Sağ olsun o montajı da Fethi Delikanlı. Şu anda Antalya'da selamlarımı iletiyorum Fethi'ye de. büyük kameramanım. O ikisiyle Kayhan Başoğlu ve Fethi Delikanlı ve bendeniz Nevzat Akyar beraber yaptık. 2007 yılında böyle bir klip oldu. Bilmiyorum beğendiniz mi? Ama... Çok güzel olmuş. Daha önce de izlemiştim ben zaten. Evet. Peki şimdi bunu gördüğünüz zaman, ara ara açıp izlediğiniz zaman ne hissettiriyor bu size? Yani iyi ki yapmışım diyor musunuz? Elbette. Değil mi? İyi ki yapmışım diyorum. Niye yapmadım gerisini diyorum. Evet, gerisi var mı? Olacak mı? Şimdi zaman zaman şiir seslendirmeleri yapıyorum amatör olarak. Ama bir stüdyomuz yok. Bir stüdyo ortamında değil. Masamda. İşte biraz bilgisayardan müzik açıyorum. Herhangi bir işte sesteki pürüzü silme şudur budur o imkanlarım da yok. Bilmiyorum da yani o işlemde. Ben sadece normal çıplak sesimle, olabildiği kadar biraz izole ederek ortamı okuyorum. Sadece kendi şiirlerimi de okumam. Sevdiğim bazı şiirler vardır mesela, onları da okurum. Zaman zaman bunları sosyal medyada paylaşırım. Neden yapıyorum bunları? İşte içimizdeki güzelliği paylaşıyoruz. Dünyada güzel şeyleri paylaşmak gerekiyor. Ne olacak ki yani? Kime ne zararı var ki, değil mi? Var, faydası var. Tabii. İnsanların böyle tozlanmış duygularını üzerine temizliyoruz. Güzel sözler söylemek, güzel şeylerden bahsetmek kadar güzel bir şey olmadığını inanıyorum ben dünyada. Bir de şimdi şöyle, ekrana da şu an videomuz da verildi, klibimiz de verildi. Evet. 2007 yılındaki Nevzat Akyar ve 2022 yılındaki Nevzat Akyar. Evet. Baktığınız zaman... genç haliniz ve biraz daha yaş almış halinizi gördüğünüzde o da farklı bir duygu uyandırıyordur değil mi? Tamam bir fotoğraflar var, illaki geçmişe dönük bir albümünüz vardır ama orada birebir canlı kanlı deriz ya. Evet. Geçmiş yıllar böyle özlüyor musunuz? Özlemiyorum. Ben her yaşın, her dönemin bir güzelliği olduğuna inanıyorum ve kendimle barışık bir insanım. O zaman da barışıktım, idim. Tabii hayatın içinde sıkıntılı zamanlar yok mudur? Mutlaka. Vardır. Bu döneme ait de vardır, o döneme ait de vardır ama ben genelde yaşımla ve pozisyonla barışığımdır. Zaten olması gereken de bu olması sanırım. Olması gereken de o. Olabildiğimiz kadar tabii ki insanız. Yani sıkıntından azade değiliz. Evet. Ama barışık olmak çok daha güzel. Çok daha güzel. Emeği geçen herkese de buradan teşekkürlerimizi iletelim. Gerçekten çok güzel ve değerli bir çalışma olmuş. Bir de kısıtlı imkanlarla bir gün içerisinde yapılmış. Belli ki arkadaşlarınız da bu anlamda size çok değer verip hadi yani sizi desteklendirmişler. Evet. Kuşların götürdüğü, bu kuşlar nasıl kuşlar, neyi götürüyor Nevzat Bey? Hayatı götürüyor, bizi bir yerlere götürüyor. kısa bir öykü hikayeler, kitabı, evet. Öykü kitabı. İçinde 20 kadar öyküm var. Öykü de aslında şöyle derler, şairler iyi öykü yazarlar ya da güzel öykü yazanlar iyi şiir yazabilirler diye. Ben ikisinde de emek harcadım, bir şeyler yazmaya çalıştım.
bir takım bizi etkileyen olaylar, yaşadığımız tecrübeler, kuşların götürdüğü hikayesi aslında sadece kısaca şundan bahsedeyim. Hı hı. Bir hikayenin içinde bir gün yaralı bir kuş, daha doğrusu mesaiye giderken önümdeki arabanın çarptığı, iki tane kuşa çarptı. Bu OYAK sitesinin arka taraflarında bir arayolda. Ben durdum. Kuşların ikisine de ulaştım. Dar bir yoldu. Bir tanesi elimde öldü. Bir tanesi böyle, hani dedim belki yaşar. Arabamı aldım. Dedim ben buna biraz bakayım. O sırada işte biraz yarım saat, bir saat işim vardı. Oraya gittim, buraya gittim filan. Biraz bir yerlerde su verdim. Ben bir petrol ofisindeyim. Kuş orada. Şimdi kuş yarım yamalak uçmasın da, uçup da bir kedi köpek kapmasın veya arabanın altında kalmasın diye de kapıları kilitledim. Benzin alırken o sırada kuş canlandı. Arabanın içinde sağa sağa uçmaya başladı, uçmaya başladı. Benzin de hayret etti. Abi içeriye kuş girmiş filan diye. Sonra o kuşu kaçırmadan tabii orada yakalayıp böyle ağaçlık bir yerde bıraktım. Bu bana o kuşun ikinci ömrü gibi geldi. Hı hı. Yani ölümün ucundaydı. Ben denk geldim. Hı hı. Onun yaşayacağı varmış. Bir saat falan yanımda taşıdım. Sonra özgürlüğüne kavuştu, uçtu kuş. Bunun üzerinden biraz hayal geliştiriyorsunuz. Hı. Bakış açınız da tabii çok önemli. Hani herkes ona o şekilde bakmaya da bilirdi. Bakmazdım. Evet, hani duygu olarak bakmayabilirdi. Yani şairlerin biraz böyle sıyrık bakış açıları vardır hayata dair. Herhalde ondan. Yani şiir yazmamız da ondan, öykü yazmamız da ondan. Hızır diye bir hikaye var. İlk benim ilk öykülerimden bir tanesi. Yıllar önce bir yılbaşı ertesi sabahında İstanbul veya Ankara'da pencere önünde donmuş halde bir sokak çocuğu bulunmuştu. Yıllar önce. Yani interneti karıştırsak bulursunuz. O beni çok 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 etkiledi. Yani insanlar böyle yeni yıl geldi, bir yıl gitti diye o kadar içeride şatafatlı eğlenceler düzenliyorlar ama dışarıda bir sokak çocuğumuz maalesef hayatını kaybetti. Hem de onların penceresinin dibinde, belki onlardan bir şey bekleyerek donuyor ve ölüyor. Bu bizim bir toplum için çok büyük bir acı. Evet. Çok büyük bir acı ve ayıp. Duyarsızlık, evet. Ve ayıp. Evet. Yani mesela bu olayı anlatıyorum ben. Neden anlatıyoruz? Bu olayı insanların gözünün içine sokmak için ve bir daha olmasın. Biz bir olduğu kadar olmasın. Etrafınıza bakın. Duyargalarınızı açın. Sadece paraya, pula, makama, şehvete değil. Yani insanlara bakın, faydanız olsun. Bak böyle şeyler olur. Evet. Budur. Gözümüzün önünde yaşanıyor birçoğu da zaten. Evet. Son kitabınızda Kopuk. Kopuk'un hikayesini de birazdan dinleyeceğim ama imza günlerinize, öğrencilerle bir araya geldiğiniz günlere de, anılara da değinmek istiyorum. Antalya'nın birçok kitap fuarlarında da sizi zaten görüyoruz orada. Evet. Okuyucuyla bir araya geliyorsunuz. Hı-hı. Belki hastanız, belki yakınınız, belki hiç tanımadığınız insanlarla bir araya gelinen en güzel yerlerden biridir kitap fuarları. Biraz o günlerden, o anlardan bahseder misiniz? Tabii ki. Bu geçtiğimiz pandemi dönemi hariç, ondan önce birçok fuarda değerli yazar, şair arkadaşlarla beraber okuyucularla buluşma imkanına eriştik. İşte Konyaaltı Kitap Fuarı, Kepez Kitap Fuarı, işte Cam Piramit'te bir kitap fuarı yapılmıştı. Bunlar bizim için etki tepki yönünden, okuyucuyu tanımak, okuyucunun bizi tanıması yönünden büyük fırsat. Orada kısa hasbihaller, konuşmalar veya mesela kişi o anda kitabınızı merak edip alabilir. Ondan daha kıymetlisi daha önce alıp oradan bir şeyler anlatarak, bir şeyler sorarak bize gelmesi bizi gururlandırıyor. Hepsimizi okşuyor, hoşumuza gidiyor. Konuşmuş oluyoruz. Bunun haricinde bir de sağ olsun çok değerli müdürlerimiz, öğretmenlerimiz sayesinde birçok okula bu kariyer günleri adı altında, etkinliği adı altında çağrıldım. Gerek devlet okulları, gerek özel okullar olsun. Orada da benim beklediğimden çok daha fazla öğrenci gerçekten teveccüh gösterdi. Dikkatle dinlediler. Onlar için şöyle, mesela sadece ben gitmiyorum. Mesela avukat arkadaşlar, öğretmen, esnaf, iş adamı, onlar da gidiyorlar. Benim açımdan bakarsanız mesela
Ya bu abi işte doktor olmuş, aynı zamanda şiir yazıyor, roman yazıyor ve bizimle konuşmaya gelmiş. Acaba bu işler nasıl oluyor? Hani doktorluk nasıl bir şey? Onu soranlar da var. Doktorlukla beraber yazarlık, şairlik nasıl bir şey? Onlara bir ufuk açmak için öğretmenler o yüzden çağırıyorlar. Bizim zamanımızda var mıydı? Ben de çok eski bir adam değilim. Bizim zamanımıza diyorum ama gerçekten ben hatırlamıyorum. Biz üniversite, şey, lise sonundayken veya ikinci sınıftayken bir tane doktor abimiz, avukat, iş adamı gelip işte meslek hayatı hakkında bize bilgi vermedi. Biz annemizden, babamızdan, evet, öğretmenlerimizden gördüğümüz kadarıyla. Bu da gençler adına büyük bir fırsat. Onların şiire, hikayeye merakları, mesleğe merakları, meslek hakkında bizi şaşırtacak sorularına karşılaştığımız zaman seviniyorduk. Seviniyordum yani ülkemin geleceği adına. Evet. Bir de çok iyi niyetli çocuklar. Yani o yaştaki gençler biraz onların frekansında konuştuktan sonra gerçekten paha biçilmez bir tanışma oluyor bizim için. Ulaştığınız, ulaşabildiğiniz ve onların da tabii ki böylesine Antalya'nın, ben hep şunu söylüyorum. Antalya'mızı, yani hangi bölgede yaşıyorsak önce o yaşadığımız bölgedeki Antalya'ya, topluma, insanlığa değer katan, kazandıran herkese bir araya gelinmeli. Evet. Ve bunun için önderlik yapılmalı. Yani ben burada bu programı sunuyorsam tabii ki ben sizi davet etmeliyim. Bir okulda idareciysem, yani sizin gidip de kapıyı çalmaktansa beni konuk al, beni davet et denilir mi? Diyen insanlar değiliz. Zordur. Sanatçı için çok zordur. Çok zordur. Bizi bir başkalarının farkında olup onların bizi davet etmeleri çok daha kıymetli. Çünkü bizler, sizler gerçekten değer katıyorsunuz hayata. Farkındalık kazandırıyorsunuz. Daha önce sizin seminerlerinizde gitmiş olduğunuz sosyal medyadan da takip ediyorum sizi. Mesela hani hep ailelerde şu vardır. Benim çocuğum okusun, hep ilk akla gelen ve aile şunlar. Doktor ol, öğretmen ol, mühendis ol, hemşire ol. Böyle bir algı var. Evet. Hiç babanız öğretmenmiş. Öğretmen. Dedi mi hiç oğlum doktor ol? Hayır. Denilmedi hiç mesela, değil mi? Ama bunu siz de duyuyorsunuzdur. Doktor ol, hani doktorluk mesleği falan. %100 tamam bu meslek olursa hayatı güzelleşecek. %100 bir yaşantısı olacak. Öyle bir şey. Ama ailelerde böyle bir algı var biliyorsunuz, değil mi? Aileler tabii Türk, yani toplumda önce sanki çok şey olacakmış gibi maddi yönden bakıyorlar. Maddi veya yönden. Bir kesere sap olsun, bir yere atın kapağı diye bakıyorlar ama bakın bugün doktorlarda ortalama yaşam döngüsü, yaşam süresi diğer mesleklerden daha az. Doktorların arasında da iflas eden, intihar eden var. Yani hiçbir meslek bizi mesleğinden dolayı mutlu etmez ki. Hı hı. Biz o mesleği seversek severseniz ve kendimizi sosyal yönden de donatırsak mutlu olabiliriz. Evet. Yani benim benim için gerçekten öyle. Yani ben 100 tane hasta bakıp da onun parasını kazanacağıma bir tane şiir yazıp 3 ay terapi olmayı daha çok seviyorum. Çünkü o parayı aldığınız zaman bitiyor yani. Hı hı. Onun duygusal tatmini bitiyor. Bitiyor. Şiir yazdığınız zaman bitmiyor. Ben biraz önce bahsettiğiniz o bir serzenişte bulunacağım. Siz dediniz ya hani buranın insanı, buranın sanatçısı. Hı hı. Tabii ki çağıracağım, davet edeceğim. Evet. Öğretmenler için de dediniz. Biz yerel şair ve yazarlar olarak en çok Antalya belediyelerinden şahsen şikayetçiyiz. Gerçekten. Hı hı. Hiçbir kıymeti harbiyemiz maalesef yok. Fuarlarda bile yer verilmez. Verilmez yani. Buna hiç belediye ayırmıyorum. İdeoloji de yapmıyorum. Hı hı. Hiçbir belediye bunu yapmaz. Ben komik bir şey söyleyeyim. Bir tane belediye başkanımızla bundan birkaç yıl önce, hı hı, şu anda yine belediye başkanı, bu belediyenin yaptığı birçok sosyal tesis var. Hı hı. 15 günde bir halka açık sizin adınıza bir şiir programı yapmak istiyoruz. Kendisinin de üye olduğu bir edebiyat derneği adına dedim. Hocam sana verirsek herkes bizden oda ister. Hı. Şeklinde cevap aldım bir belediye başkanından, sağ olsun. Hani adını anmıyorum, gerek yok. Şimdi yerel belediyelerin yerel sanata, sanatçılara destek çıkması gerekiyor. İnşallah bundan sonra, biz görmedik ama bundan sonraki yıllarda olur. Aslında bu da hepimizin büyüyen, kanayan büyük bir yarası. Evet. Sivil toplum güçleri ne kadar güçlü olursa, farkındalığı, evet, yüksek olursa, bizler o kadar çok
birçok insanın evine gireceğiz. Bu evet. eve girmek, ayakkabımızı dışarıda eşikten çıkarıp bir eşik atlamaktan bahsetmiyorum. Kitaplarımız evet. girecek, eserlerimiz girecek. Ve kitaplarımızla eserlerimiz girmişken aslında fikirlerimiz, düşüncelerimiz, duygularımız girecek. Evet. Az önce bahsetmiş olduğunuz o kuş hikayesi. Biri okuduğu zaman belki yolda gördüğü kuşu kenara çekmek yerine onu alıp onunla işte bir veterinere götürecek. Evet. evet, daha öncesinde de bir okumuş olduğum kitapta vardı. Hani bu öldü, bu da ölür düşüncesiyle bakıp kenara bıraksaydınız evet. O kuş orada ölecekti evet. belki. Bunu, bu zinciri kırabilmek çok önemli. Bu konuda ben de bir yazar olarak size gerçekten çok hak veriyorum. Bizler kapıları aşındırmamız gerekmiyor. Çünkü biz zaten o kadar çok emek veriyoruz ki gerçekten o yazı yazma süreci. Az önce ne dediniz? 2 ay bir şiirle uğraşıyorsunuz. Emek veriyorsunuz. Yani bir yemek yapılıyor. En basitinden ev hanımları bile, bizler bile yemek yapıyoruz. Akşam o yemeği işte yerken bunun da yağı çok kaçmış, bunun tuzu şöyle olmuş denildiği zaman bile bu bizi kırıyor. Diyorum ki tuzu azsa diyorum, tuz yani çok zor, atmamışımdır, unutmuşumdur, eklememişimdir. Ama yeniliyor. Tabii yeniliyor. 5 dakika sonra ne oluyor? O yemek bitiyor değil mi? Oysa ki onun altında 1 saatlik benim yemek yapma zahmetim var, çalışmam var. Bu kitap da böyle bir şey. Yani kitap, bir tek kitap üzerinden de gitmeyelim. Antalya'mızda tiyatrolar, sanat adına konuşuyoruz. Tabii biz kitaplarımız olduğu için hep kitap üzerinden gittik ama bizler, anne babalar ne kadar farkındalığı yüksek insanlar olursak, bilinçli olursak gelecek nesil de o şekilde olacak. Kitap fuarlarında, siz de çok fazla kitap fuarlarındasınız. Hani öylesine gezmek için değil de birinden ne öğrenebilirim ya da hangi yazarla sohbet edebilirim diye gelinmeli. Ama neyse ki son 5-6 yılda biraz daha Antalya'da bu anlamda yol kat etti diye düşünüyorum ben. Ve muhtarlara da çok iş düşüyor. Ben hep sesleniyorum. Muhtar bir mahallenin en temel taşı olan insandır değil mi? Yani benim elime bir evrak ulaşmadığında onu gidip benim marketime bırakmıyorlar. Muhtara bırakılıyor. Muhtarlar da bence bu anlamda çalışmalı. Muhtar kendi mahallesindeki kişileri bir araya toplayabileceği bir alan olmalı. Bir şair, bir yazar, bir ressam çağırabilmeli, davet edebilmeli. Belki o zaman bizler biraz daha böyle yapmış olduğumuz işi insanlarla tanıştırma fırsatını yakalayacağız. Elbette muhtarlar da yerel yönetici, bu konuda hı hı. etkili insanlar. Evet, buradan tüm muhtarlarımıza da sevgi ve saygılarımızı gönderelim ve bir çağrıda da bulunmuş olduk evet. diyelim. Evet, yavaş yavaş da programımızın sonuna geliyoruz. Bugün hem sağlığı hem edebiyatı konuştuk. Son kitabınız Kopuk. Kısa olarak biraz da bundan bahsederseniz sevinirim. Kopuk bir roman. Antalya, hı hı. özellikle Korkut Ege ve Burdur tarafında çok iyi bilinen bir kopuk hikayesi hı hı. var. 1940 ve 1952 yılları arasında geçmiş. Hı hı. Maalesef işte kaderin bir tecellisi, bir kader hı hı. mahkumu olarak haksız yere hapse girmiş, 7-8 yıl yatmış hı hı. Bir kişinin çıktıktan sonra yine hayatın böyle kötü yönleriyle karşılaştıktan sonra bir cinnet anında 7-8 kişiyi birden vurup hı. bir öğleden sonra yurt dışına kaçması hikayesi. Bu gerçek bir olay. Hı hı. Bizim köyümüzde yaşanan bir olay. Hı hı. Korkut Ali Yelten'de. Ben birinci elden bu roman kahramanının kardeşi de bizim uzaktan akraba, yani yok yakından aslında akrabamız olur. Ondan hep dinlerdik ama bir gün yazılı olarak 3-4 A4 sayfa not aldım. Hı hı. Konuşturttum, anlat bakalım ne oldu, ne bitti, kim ne yaptı falan diye. Onu 2 sene önce roman diline çevirdim, roman hı hı. haline getirdim. Niyetim yapabilirsem senaryo haline getirip hı hı. çekim, film çekmek bundan. Ama güzel bir action, aşk ve yörük romanı oldu. Hı hı. Kopuk. İbrişim yayınlarından da yayınlandı. Ben bütün Antalyalı hemşehrilerime ve Burdurlu hemşehrilerime tavsiye ederim. Böyle bir Antalya romanı okumadıklarına iddia ediyorum. Kopuğu da özellikle seve seve okuyacağım. Evet sevgili Nevzat Bey, çok çok teşekkür ediyorum. Ben çok kitaplarınız için, kaleminiz için, yüreğiniz için son sözlerinizi rica edebilir miyim? İnsanların şiirin, edebiyatın, sanatın her hı-hı. türlüsünün içinde olmasını, hayatın ancak bu şekilde hayattan haz alabileceğimizi hı-hı. hatırlatmak isterim. Yaşamak öyle güzel.
Evet. Başka bir şey söylemeyeceğim. Emeğinize, yüreğinize sağlık. Ben de çok çok teşekkür ediyorum. Bizler için hem çok kıymetli hem de çok değerlisiniz. Antalya için de öylesiniz, emin olun. Çok çok teşekkür ediyorum. Evet sevgili izleyiciler, bir hayatın içindenin daha sonuna geldik. Sağlıklı günler diliyorum öncelikle. Lütfen sağlığınızı ihmal etmeyin. Ama beden sağlığının yanında vurgulamam gereken bir şey daha var ki ruh sağlığı. Ruh sağlığınızı da lütfen ama lütfen beslemeyi ihmal etmeyin. Bedenimize, görünüşümüze değer verdiğimiz kadar lütfen ruhunuza da önem verin. Neyle önem vereceksiniz? Tabii ki bu değerli kitaplarla önem vereceksiniz. Sevgi ve saygıyla kalın, hoşça kalın. Haftaya aynı gün ve aynı saatte görüşmek dileğiyle.